Her gece yattığımda bile mutlu eden, gururlandıran bir şey diyor. Yeni nesiller Pepe'yi mesela çok sert ve çirkef bir oyuncu olarak bilir. Ya Pepe, Ergün Pembe. geldiniz. Düşüp girdim ee, biraz yüksel. Nasıl? Hoş Öğretir kal. misin Hissettir bana? Bize. Aynen öğlenin 20. bölümüne hoş geldiniz. marke YouTube kanalında her hafta olduğu gibi sizlerle birlikteyiz ve gerçekten akıl almayacak bir teveccühle karşı karşıyayız. Yani artık benim söyleyecek bir kelimem kalmadı. Zaten dün program yayınlandıktan yarım saat sonra hem YouTube'da hem Twitter'da teveccüh kelimesini arattım. Halk <laughs> Kendisi gösterdiği teveccühü bir yandan da yazarak da şey yapmış. Hayvan gibi teveccüh gösteriyoruz diye evet. programa böyle bir şey var. Bu teveccüh için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten son yılların yani ben 1981'den beri dünyanın üstündeyim. Gördüğüm en iyi çatı konularından biri. Bu, ee, hakikaten uçmuş, bitirmiş, açmış bir çatı konu. Bununla Yine çöp... da Tabii. Evet 20. bölüm özel bir çatı konusu. Acayip bir çatı konusu. Birinci günden beri aklımızın bir köşesinde. Bugün çıkarmak nasip oldu. Çatı konuyu verelim sonra şeye geçelim, fese geçelim. Çatı konumuz e, muhtemelen e, tarihin en iyi kaptanları. Yani saha içine geri dönüyoruz biraz. Yine enteresan ve çok büyük figürleri konuşacağız. Ama ondan önce fesimizi alalım. Acayip kaptanlar var. Bu inanılmaz kaptanlardan çok özel seçimler yaptık. Geçen bölümde bunu artık şeyle vermeye başladılar. Karneyle. 100 gram antep fıstığı gibi. <laughs> Karneyle veriliyor hakikaten. Siyasi konuşma lütfen. Yiğit Ata Koca sorum her iki seks tanrısına. Bu şeylerde sıfat. Bize sormuyor. <laughs> evet, bize sormuyormuş. <laughs> Arkada bugün başka bir konuğumuz var. Bugün bizim bizim canımızı sıkacak belli oldu ilk dakikadan. Her evet. Erik seks tanrısına diyor. Bana soruyor. Türkiye Süper Ligi'nde bu sezon veya daha önceki sezonlarda halı sahada karşımıza çıksa tokatlarız dedikleri bir takım var mı? Ya yani futbolun şeyine aykırı bu. Mümkün değil. Mümkün değil. Böyle bir şey. Deniz Arda Yıldız. Team Erman. Sorum her iki entelektüel beyefendiye. Yine bize sormayın. Yani. Hayatınız bir film aktarılsa Filmin tarzı ne olurdu? Dram, aksiyon ve benzeri. Filmi yönetecek yönetmenin ve siz oynayacak başrolün kim olmasını isterdiniz? Seninki aksiyon olurdu ben söyleyeyim. Benimki dram olurdu. <laughs> Aynı yere gelmez inşallah. Ha? Yok. <laughs> yok. tamam. E, sen söyle ilk önce ben düşüneceğim. Ya şöyle bir geriye dönüp bakıyorum. Tabii hayatım benim benim için değerli. Hani herhangi bir pişmanlığım. O ne demek lan? Nasıl bir açıklama? <laughs> Şuraya geleceğim. Hayatım benim için değerli. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya geleceğim. Herhangi bir pişmanlığım ya da işte ne bileyim keşke olmasaydı dediğim hiçbir şey de yok. Ama hani herhalde bir filme çevrilse bu pek seyirci bulmaz gibi geliyor. Ama bir janra istiyorsa cevap soru drama derim. Ben de drama diyorum. Zeki Demir Kubuz yönetsin Haluk Bilginer oynasın bende. Adam hiç mütevazılık yapmadı ya. <laughs> Haluk Bilginer seni, sana benziyor ama değil mi? Onu duymak Haluk Bilginer. Yok bana benzediğinden değil. Ya, ya sen Haluk, Haluk. Bilgiler'in Bilginer'in şey gibi 3 ke üç, kere, kıl üç bilgiler, kere trafik kazası canım. yapmış hali gibi. <laughs> Sonra bir de yüksek bir yerden fırlatmışlar. Mert Karakurt, Tim Erman. Erman Yaşar'ın futbol bilgisinin haşa çok üst seviye olduğunu biz zaten biliyoruz. Estağfurullah. Lakin geçen gün Ekşi'de bir tartışmaya girdim bu konu özelinde. Erman Yaşar komedi unsurunun futbol bilgisinin önüne geçtiğine inanıyorum. Güzel bir soru. Ya bu ilginç bir soru. Hakikaten güzel bir soru bence. Şöyle bir durum var. Mesela bu seri atışlar finale çıktım programın altına da 3-5 kişi yazmış. Ulan adam şaka maka finale çıktı ondan sonra biliyormuş bir şeyler falan gibi. <laughs> E yani şöyle bir durum var ya ben 11 sene Eurosport'ta çalıştım ve 20'ye yakın hatta belki 20'den fazla spor anlattım. E, i̇ki tane olimpiyat anlattım, onlarca turnuva anlattım ve birçok spor e, branşı anlattım. Bunun dışında şeyi biliyorum abi. Sen sana, sana eklemek ucuz böyle herkesin dışarıda akşam eğlenmesine çıktığı saatlerde senin böyle Bristol'da bir e, dart kafede dart anlattığını biliyorum aynen, Eurosport'ta. Aynen. E, devam edebilirsin abi. Yani haliyle hani ben şey için söylemiyorum bunu zaten hiç sevmediğim şeyler ama. Yani tabii ki ben mesela prototip bir e, spor spikeri ya da prototip alışılmış bir işte spor yorumcusu gibi davranmıyorum belki işte daha esprili daha komik bazen Hatta işte cıvıdığım ettiğim programlar da olmuştur falan ama yani elbette bir şeyler biliyorum. Yani 11-12 senedir <laughs> çok fazla organizasyon anlattım. Hiç ekstra çalışmasan çalışmasam bile. Çocukluğumdan beri çok takip ettiğim birçok spor var. O nedenle bunu biz de düşünüyoruz arada sırada. Birkaç kere arkadaşlarla falan da konuştuk. Acaba hani bazı programları tamamen ciddi olarak senle programda saklama falan. Çünkü mesela ben Premier League ile alakalı bir şey anlatıyorum Esport'ta YouTube'da. Altına şey geliyor. Adam ciddi ciddi futbol anlatıyor. Ulan ciddi ciddi futbol <laughs> Ne yapayım? Mesleğim bu benim yani. Ee, öyle bir durum var. Ee, zaman zaman oluyor öyle bir Bir soru durum. daha var. Yine seni köşeye sıkıştıran bir soru. Team Erman. Erman abinin kafasında birkaç haftadır bir şey olduğu belli. Son çektiği programların yalandan gülümsemelerini yakalıyoruz. Bunun nedeni hayatındaki radikal kararlar olabilir mi? Ee, Te telefonu tuvalete düştü. Onun dışında benim bildiğim bir şey yok. Yok. Emre ile bunu zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Evleri ayırmamız ki Türkiye'de gerçekten ulusal bir sorun haline geldi. Çok büyütüldü. Change.org'da imza kampanyaları falan. Yani 40 yaşında iki adam ayrı evde yaşasın. Zaten bugüne kadar olanı <laughs> <laughs> olağan dışıydı. Yani çok fazla ev, yani şey evi yani bu pandemi döneminden önce kullanmadığımız için genelde sürekli yayınlarda olduğumuz için sabah öyle akşam falan filan yatmaya geldiğimiz için Yıllardır birlikteyiz ve zaten iyi arkadaşız. Bir sıkıntı yoktu. Ama artık yavaş yavaş zamanı geldiğini düşündük. Benim can sıkıntım, birkaç gün önce herkes öğrendi. Ben daha önceden bildiğim için bir iki haftadır sıkıntım vardı. Belki benim tamamen açtığım, tamamen geride bıraktığım bir ilişki. Ama yine de bu haber geldiğinde biraz canım sıkıldı. Emma Stone'un ilk çocuğunu doğurduğu haberi biliyorsunuz 2-3 gün önce geldi. Ama burada. biliyorsun hani doğurma dediğimiz şey 9 aylık Yok, bir süreç. Yok ben zaten 9 ay önce de bir üzülmüştüm hamile kaldığında ama yaklaşık 7-8 gün önce bana bu haber geldiğinde ben o üzülme sürecine girmiştim. Ama çıktım şu anda, çok iyiyim. Tam tamam sildim ben. Bir... Kısa bir soru daha var, hemen onu okuyorum. Halit Celep. Sorum her iki bilim insanına. Halit? Celep. En sevdikleri ya da geçmişte en büyük iz bırakan konsol PC oyunu. Futboldan bahsediyor. Hangisidir? Ben PES 2006 diyeceğim. PES o, 6 yani. PES 6 diyecektim. Tamam. O harbiden efsanedir. Hala çok oynanabilir bir halde duruyor. FIFA 99'u da çok severim. 99 mı uyuyor? Mouse oynan FIFA. Galiba oydu. 98 ee, mi 99 mı? Ya o dönemdeki 90'ların sonundaki FIFA'ları da çok seviyorum ben ama PES 6 acayip bir oyundu ya. Evet, 5'e geçiyoruz. Ne 5'e geçiyoruz? Ee, yani çok en... oldu bitireli. <gülüyor> <gülüyor> en <laughs> iyi <ilk> kaptanlar 5'le <laughs> 4'ü Çok atacağız. ince oldu bu. bu. oraya bir alt yazı falan mı Senin 5 numaran ne abi? En iyi kaptanlar. Evet. Bu haftaki çatı konumuz. inanılmaz çatı konumuz gerçekten vurucu bir çatı konu. Ee, şimdi birincisi en iyi kaptanlara geçmeden önce kaptandan neyi anladığını Süper. ifade etmek lazım. Bazısı mesela atıyorum kafadan look show diyelim şimdi tamam tamamen aklıma geldi look show mesela 18 yıl Manchester United'da kaptanlık yapsa ve kulübün şeyi de oldu mesela ya da Harry Kane Tottenham'da şu anda kaptan ondan sonra. Ama Harry çok böyle sessiz, kendi işinde gücünde, laya müthiş bir futbolcu. Belki dünyadaki en iyi pozisyondaki 2-3 oyuncudan biri. Olağanüstü de bir e, Tottenham figürü. Tamam bunlar okey. Bence kaptan dediğin, yani birazdan isimleri de sayacağız zaten şimdi burada isim vermeyeyim ama yeri geldiğinde e, takımı ayağa kaldırmak için sahada pisleşebilecek de belirli etik kurallar içerisinde. Yeri geldiğinde kendi arkadaşına da fırça atabilecek. Yeri geldiğinde rakip tribünle de tartışabilecek. Hocasıyla bile saha içinde bazı tartışmaları yapıp e, oradaki diğer 10 arkadaşına da e, rehber olabilecek bir adam. E, evet. Yoksa hani bu kulüpte 16 senedir Pazubant yok işte şu şöyle falan ben e, pek ona şey yapmıyorum. Yani Lewandowski 20 senede kaptan olsa biz onu listeye almayız. Ha ben çok sevdiğim bir oyuncu evet. mesela ama hani benim yani dediğim... Öyle, öyle bir şart düşmene de gerek yok yani çok net anlattık e, bence. 5 numaram da Puyol. E, benim 5 numaram John Terry. E, ben bir başlayayım sen başla. İkimiz de stopeller almışız. Döneminin evet. e, ve takımlarının çok önemli stop Benzer doları. dönemlerde başla. oynamış iki oyuncu. Şimdi John Terry e, aslında çok sıkıntılı bir karakter ama bugün herhalde bizim ilk beşimizde çok fazla böyle problemli insan olacak. Bizim hani az önce Erman abinin açıkladığı daha doğrusu izah ettiği kaptanlık e, kriterlerinin içinde zaten o insanların çok da e, normal davranması da beklenmiyor. E, Terry e, o Chelsea'nin en başarılı kaptanı bir kere Chelsea'nin işte 100 yıllık tarihinde o kadar kupa kazanan, o kadar başarılı olmuş. Şampiyonlar Ligi 4 tane ya da 5 tane lig kupası, FA Cup, Avrupa Ligi her şeyi aldı. Yani İngiltere Milli Takımının da kaptanı onun dışında. Her şeyi kazanan bir oyuncu, hepsinin dışında müthişte bir stoperdi. Yani e, hani 2000 2008 arası gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak sayılıyordu ki FIFA'nın ilk 11'lerinde her zaman olan bir oyuncuydu. O çok iyi İspanyol oyunculara rağmen e, Ramos'la yan yana olurdu. İşte e, Premier Lig'de işte bazen o Ferdinand'la yan yana gösterilirdi. Fakat Terry biraz problemli bir adamdı hatta birazdan da fazla. 3-4 kez milli takım kaptanlığı elinden aldı. Birkaç tane vukuatını sayayım. eşe Dost'u atladı. Evet işte. Yaptı bunları. Evet. Wayne Bridge'in. Bir köprü oldu Bridge'le eşi Bridge arasında. Wayne sevgilisiyle ilgili bir skandalı vardı. O sebeple Capello milli takımdan onu attı. Sonra ama en büyük problemi. Belki İngiltere'deki kariyerini bitirmemiş de olsa. işte milli takım ya da toplum nezdinde o şeyine saygınlığını yitirdiği olay. Anton Ferdinand'a Black Count diye sahada seslendiği olaydı. Hiçbir zaman o şey kanıtlanamadı. Ya yani gerçekten ne söyledi? Uzmanlara gitti, geldi. Fakat baskılar sebebiyle milli takımı milli takımdan 30 yaşında milli takımı bırakmış oldu. Oradaki Anto Ferdinand o olayın yaşayan özne de kendi otobiyografisinde olaydan bahsederken o da tam tersini, yanında kimsenin durmadığını ve çok büyük baskı yediğini mağdur olmasına rağmen ve ondan sonra zaten Türkiye'ye geldi. Sonra uzun yıllar sonra biliyorsunuz Bursa Spor'a kısa bir süre oynadı. Öyle bir Figür yani Terry onun dışında şeyi de var. Barda kavgası var. Çok bilmem vukuat, çok vukuat var. Fakat sahada bir takımın kaptanı nasıl olmalı dersek bence Terry gibi. Tam ee, bir savunma generaliydi. Evet Her hani şey. da, ondan daha iyi kaptanları söyleyeceğiz ama bence Terry hem müthiş bir oyuncuydu hem çok iyi bir kaptandı. İyi bir insan mı? Evet diyemem. Yani benim... Bu yol ama Terry benim de bayıldığım, hastası olduğum bir stoperdi. Hem futbolculuğu hem de kaptanlığı ve benim de aslında listemde olabilirdi. Program öncesi Cihat'la birbirimize listelerimiz hakkında konuşurken zaten bir iki tane aynı oyuncu var. Ee, en azından ben e, Terry'i almayayım e, çünkü almamayı düşündüğüm isimlerden biriydi. Daha fazla oyuncu konuşabilelim hı hı. hepsi birbiriyle aynı olmasın diye. Ben almadım ama kesinlikle benim de en sevdiğim, 2000'lerden bu yana en sevdiğim 3-4 stoperden biridir. Olağanüstü bir oyuncuydu bence. Benimki Puyol. Yani Puyol'u tabii çok fazla konuşmaya bir yandan gerek var, bir yandan gerek yok. İki tane çok önemli done var Puyol'la alakalı. Tarihin en başarılı milli takımlarından biri olan İspanya milli takımının en önemli parçalarından biri ve kaptanlarından biri. Ve tarihin en iyi futbol takımı olarak hala gösterilen 2009-2008-2010 civarındaki Barcelona'nın da kaptanı, e, o takımın lideri. Yani şunu söylemek lazım. Mesela e, Messi zaten kariyeri boyunca hiçbir zaman lider, e, ruhlu bir oyuncu olmadı. Ya yani dünyanın bence gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu ama hiçbir zaman takıma liderlik edecek takım kötü durumdaki. yani bunu zaten son özellikle 2 3 senedeki eşleşmelerde görüyoruz. Yani takım 5 deyse 6 deyse falan hani Messi zaten orada... lider kimliğinden de ziyade problem adammış gibi duruyor, hı hı. davranıyor da. Yani böyle çabuk küsen Biliyorsun milli takımı iki kez bıraktı falan. Kesinlikle hani Messi şey değildi orada. Bence Iniesta da pek öyle bir figür değil. Xavi de biraz var ama Puyol o takımda tam anlamıyla e, hem e, işte La o diğer oyunculardan daha önce gelmiş olması kulüp evet. içindeki ağırlığı hem sağdaki duruşu geriden oyun bilgisi. Bir de tabii şey tek kulüp oyuncusu. Aynen tam anlamıyla bir bayrak adamdı ve tam anlamıyla bir liderdi. Pep Guardiola zaten bunu çok söylüyor Yani benim kenardaki Bir teknik direktör için de Çok çok önemli zaten her zaman için Bu çok başarılı takımların Çok büyük takımların genelde Çok iyi çok büyük kaptanları vardır İşte Baresi Efsane Milan kadrosunda <laughs> Yine Maldini <laughs> Ger Gerçek <laughs> efsane Milan kadrosunda Maldini iki efsane Milan kadrosunda da <laughs> Ramos Real Madrid'in kapattığı dönemin mesela Bu yolda onlardan biriydi o yüzden ben çok hayranlıkla izlediğim bir oyuncuydu gerçekten. Ya Puyol'a çok eklenecek bir şey yok. Ben şeyi şeyi söyleyeceğim sadece. Mesela inanılmaz bir sol bekti de aynı zamanda. Ama mesela Maldini kadar Puyol'u solda izleyemedik. Yani kariyerinde sol bek maçı 15'i geçmemiştir. Ee, ama bir yandan orada oynadığı zaman da çok enteresan böyle driplikler atan zaten hani tipi itibariyle de bir figürdü Puyol. Herkesin çok iyi andığı bir oyuncu bir kere. 4 numaralara geçelim. Dörtleri Abi. Vereni. ben de Oliver Kahn var. Bende de bir kaleci var ama e, benim yine bunu alma sebebim biraz benimle alakalı. Bir de biraz üstüne konuşmak istiyormuşum. Ben de Volkan Demirel var. Yani ismini söylediğiniz zaman herkesin suratında bir gülücük ifadesi yaratan bir oyuncu. Sen başla. Biraz ben de çünkü Oliver Kana takviye yapmak istiyorum. Ama mesela işte o ilk başta konuştuğumuz şeylerin de içini dolduran şeyler. Kesinlikle. Yani. yani mesela çok iyi kaptanları genelde zaten kendi takım taraftarları çok severken rakip takım taraftarları çok fazla sevmez. Ama mesela Volkan diğer taraftarlardan da böyle gizlice hayranlık. Aynen. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra o şey biraz soğuduktan sonra insanlar daha şeyle bakabilir. Ama tabii yani o rekabetin sıcak içerisinde evet. Galatasaraylılar ya. için e, sinir bozucu e, gözükebilecek bir figürdü. Oliver Kahn yani Alman futbolunun zaten en önemli liderlerinden biri. İkimizin de dört numaraları kaleci. Gerçekten bu ilginç çünkü e, birçok teknik adam hatta birçok futbol adamı şunu söyler. Yani e, takım kaptanlarının genelde kaleciden seçilmemesi gerektiğini bunun da temel nedeni kaleci sonuçta oyun alanında sabit bir yerde duran e, o aksiyonun içinde çok fazla olmayan, hakemle diyalog kurma şansı bir orta sahabi, yani oyunun diğer içindeki figürler kadar olmayan bir oyuncu. Ee, yani oradaki didişmeye gidemez kaleci kalesinden çıkıp, oradaki şeye gidemez, hakemi oradan e, baskı altına alamaz gibisinden. Ki doğru kabul edilebilecek bir şey. Baktığınız zaman evet kaleci ceza sahasının içinde hakeme, kendi arkadaşlarına sürekli şey yapamayabilir. O yüzden de daha azdır. Zaten çok başarılı abi, kaleci kaptanlar. Evet Zaten şöyle bir figür var. Bu, bu başarılı kaleci kaptanların hepsi bir yaştan sonra kaptan olmuştur. Yani şöyle böyle mesela hep bu bas say, bas saydığımız örnekler hep 28 29 30'dan sonra kaptan olmuş. Çünkü uzun süre aynı takımda oynamıştır ve e, bir dakikadan sonra da takımın en yaşlı oyuncusu olmuştur. Yani al sana kaptanlık. Oliver Kahn'ın kaptanlığı da öyle çünkü. Yani sonradan verilmiştir. 29 30 yaşlarında alınıyor ya. kaptanlığı da sonradan verilmiştir. Daha genç kaptanlar var ya o kalibrede olmuyor genelde. Çünkü ilk tercih kaleci olmaz. Ama Oliver Kahn herhalde olacaksa da <laughs> olması gereken tek adam <laughs> iyi gele söyleyeceğim. Yani inanılmaz bir lider. Gerçekten sağ içinde zaten baktığın zaman birçok o dönemin oyuncusu yani sadece Bayern Münih'te değil rakip oyuncular da hatta Alman milli takımındaki diğer kulüplerden arkadaşları da hep söyler. Söylediklerini çok net bir şekilde ifade eden, takım arkadaşlarını çok net bir şekilde etkisi altına alabilen bir oyuncu. Bayern Münih'te çok uzun yıllar oynadı ama 6,5 6 6,5 sene kaptanlık yaptı. 2002-2009 civarı 2008'in sonlarına doğru 8 şampiyonluğu var. 6'sında kaptandı bu şampiyonlukların. Ve Alman futbolunun yani sadece Bayern Münih diye de sınırlamamak lazım. Nasıl Puyol'u İspanya milli takımına da dahil ediyorsak. Alman futbolunun en önemli lider figürlerinden biriydi. Bir kalecinin saha içinde böyle bir aura yaratması, takıma böyle liderlik etmesi benim çok fazla gördüğüm bir şey değildi ya açıkçası. Gol bir de gol yemeyecek gibi duran bir hali vardı ya sürekli. O çok sinir bozucuydu. Bir de bildiğimiz kaleci proporsiyonundan çok daha farklı bir. Aynen. Böyle Arnold Schwarzenegger <laughs> <laughs> gibi bir herifti yani. Oliver Kahn gerçekten öyle. Hemen şey ekleyeceğim. Volkan'a geçeceğim. İşte kaybedilen o 99 Manchester United finalinde oyuncuları teselli eden tek adam o olmuştur ki 2 sene sonra yanlış hatırlamıyorsam düzelt abi. Valencia ile oynanan finalde de 2001-2002 Kanizares'i yerden kaldıran odur. Bak maç biter bitmez. Yok 2000-2001 Sevinmeye değil, diğer kaleciyi yerden evet. kaldırmaya gitmiştir. Çok büyük figür. Şimdi Volkan Demirel'i biraz anlatmak istiyorum. Volkan kariyerinin Fenerbahçe'de başlamamış bir oyuncu. Kartal'dan. Fenerbahçe'ye geliyor ve yanlış hatırlamıyorsam 17 sezon Fenerbahçe'de kaldı. Yani aslında tam tek kulüp oyuncusu gibidir ama ilk sezonu Kartal'dadır ve hani Volkan'ı nereden anlatmaya başlasam da bilemiyorum. O derbilerdeki özellikle derbilerdeki enteresan e, tavrı, bunu 22 yaşından 36'ya kadar sürdürmüş olması, 1 gram bile bir değiş yaşamamış olması bu tutumda ya da işte milli takımdaki çok enteresan performansları. Euro 2008'de Köllere çok gereksiz bir şekilde kafa atması, soyunma odasına değil de şeye gidip bir maç daha ceza alması. Yani fena Fenerbahçeliler Volkan'ı hatırlarken garip Duygular. Milli takımda tribünle tartışması. Evet. Kazakistan maçı buydu. Bursa evet. tribünüyle. Evet. Bu, yok İstanbul mu? Sırayı, Arayana'da. Biz aynen. Sonra maçlar Bursa'da oynandı. Tamam. O kadar Volkan Demirel hikayesi sayabiliriz ki burada işte kalçasıyla topu tutması. işte Lincoln'u kovalaması. Böyle Türkiye'ye dair biraz düşünmeye başladığınız zaman sürekli Volkan çıkıyor zaten. Fena maçıydılar. Volkan'ı hatırlarken hep şöyle hatırlar. Bu adam iyi bir kaleci miydi? Evet zaman zaman iyi bir kaleciydi. Çok iyi seviyelere çıktı mı? Çıktı. Ama çok fazla kötü maçı var. Yani Volkan'ın çok fazla kötü gol yemişliği vardır. Ve Volkan'ı o yüzden hatırladığımız zaman şöyle bir çerçevenin içinde hatırlıyoruz. Bu adam inanılmaz bir Fenerbahçeli. Yani herhalde Fenerbahçe için her şeyi yapacak bir adam. Ve yapıyor da kendi dünyası ölçütünde. İyi bir kaleci mi? Değil. Ama Şunu söylemek istiyorum. Kaleci... istedim Cihat yalnız. Çok pardon abi. Devam etsin. Yani iyi bir kaleci miydi? Yani mükemmel bir kaleci miydi? Değildi. Zaten bunu kimse yatsıyamaz. Ama özellikle derbilerdeki... Heh, onu Derbilerdeki o aşırı sahaya ve skora etki eden tavrı, Sergio Ramos benzetiyorum ben o efekti yani Sergio Ramos kadar gerçek bir efekt o ki Volkan bıraktıktan sonra Kadıköy'de ne hale geldiğimizi herkes e, görüyor bence bunun Okan'ın varlığıyla birebir bağlantısı var. Bence yani sadece derbilerde yarattığı tavır ve aura değil, derbilerde normal performansın çok da üstüne çıkıyordu. Evet, hiç. Yani tüm kariyerini %100. Galatasaray Beşiktaş maçlarındaki gibi oynayabilse bence zaten A sınıfın çok evet. önemli bir yerinde duracak ve hatta belki dünyanın çok daha büyük takımlarında oynayabilecek %100. bir seviyedeydi. Özellikle Galatasaray maçlarında Hakikaten dünyanın en iyi kalecisi oluyordu. Mesela Sevilla Sevilla maçı 3-2 burada yendik. Bu acayip bir maç oldu burada. Oraya gittik. O Sanchez Pijuan zaten çok acayip bir stat. Hala çok acayip. İçinde tribün yok şey taraftar yokken bile baskı yaratıyor. Ve o Sevilla hani bence tarihin en iyi seviyelerinden birisidir. Acayip bir takımdı yani çok çok saçma bir takımdı. Oradaki bütün oyuncular zaten A seviye takımlara gittiler veya... Brezilyalı forvetleri neydi yanında? Fabiano. Evet. Fabiano yıllarca hani Brezilyalı insanlık forveti. Frederic Ya o kadar oyuncu vardı ki Seydou Keita işte aklıma şu an hepsi gelmiyor. O zaman şey vardı sol açıkları uzun saçlı kapel miydi? Navaslar kapelleri. Kalecileri şey. Gol atan. Michael. Yok yok. Bono. Yok Sallıyor. yok. <laughs> palop Palop. Palop Palop. Palop. palop, palop. palop Eskude Dragutun'a çok acayip bir takımdı. Daniel Alves. Şimdi gittik oraya. İki, iki tane inanılmaz kötü gol yedi. Yani biri Seydi Keita biri. Yok Kanute şey yaptı. Keita Keita. Alves de Keita attı. Keita uzaktan böyle ortaya vurdu. Ha, şu. Evet, evet. Ya hani şeyi düşünüyorum bugün o maçı düşünüyorum. o maçın penaltıları gitmiş olması ve maçı turu bizim geçmiş olmamız İnanılmaz bir mucizeydi. O iki golden sonra Fenerbahçe'nin reaksiyon verip dönmesi ayrı hikaye Volkan da acayip oynadı o maçın sonlarında ve penaltılarda o çok ikonik anda Daniel Alves'in penaltısını çıkararak Fenerbahçe tarihinin en büyük başarısından birini yaşattı. O sebeple e, son bir cümle söyleyip Volkan'ı kapatıyorum. Ben fena açılayım. Volkan'ı ne zaman görsem gülümsüyorum. Bugüne kadar yaptıkları için de teşekkür edeyim. Yatı konulara çok hızlı ve nefis bir giriş yaptık. Fes'i alalım tekrar. <laughs> biraz soru cevaplayalım. Kalite sorular gelmiş. Belli oluyor kağıttan. <laughs> yani nick'e bakar mısın? Sorum iki Her beyefendi. Nick bu. E, Sizce defans attı kuzursuz olan fakat hücumu vasat olan bir takımla mı yoksa hücum attık kusursuz defansı vasat olan bir takımla mı başarı daha zordur? Yani değişir teknik direktörüne, ligine, oynadığın e, ligin karakterine göre ama her zaman defansın vasat defansı, defansı vasat olan daha çok zorlanır Aynen. kesinlikle. Yani hücum attın e, kötüyse bile mesela bu seneki Fenerbahçe örnek verebiliriz. Hala yukarıda kalabiliyorsun bir, bir şekilde. şekilde bir tane sıkıştırırsın evet. falan gibi. Belki Demirsoy Hı. Tim Waterville. En karakteristik halı saha özelliğiniz nedir? Güncel futbolcular arasında kendinize en çok benzeştirdiğiniz futbolcu kimdir? Ben 5-6 senedir yok malı sahalarda sen cevapla. Ben kimi benziyorum? Var mı? İzleyenler... Çok iyi şut atıyorsun ben. Şutu neyi O ne demek o nasıl bir şey? Doğru söylüyor şey gibi. Şutu ne demek kime benziyorum diyor. <laughs> tamam çok iyi şut atan futbolcu bul işte. <gülüyor> 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 Taliska. Yok. Ya Mehmet Topuz. Yok yok bir tane... Gerçekten bir Mehmet bir Topuz ya. Sokar var ya hem de şey oynuyordu. filmlerde de oynuyordu. Tamam. Vinny Johnson. Vin, Vin, Jones. Osman Altuntaş. Demarke kuyuzu almak istiyorum da kiminle oynayacağım abi ben oyunu. Oynayacak arkadaşım yok. Vay be. Buraya bir ha, babam sınıfının yavaş <laughs> halini koyun buraya. Buraya lütfen acıklı müzik. Osman. Hadi. Kutuya birinde koyalım diye, Küçük kim var burada? O mu bu küçük? <laughs> Fur Furkan'ı yollasak adam geliyorlar bu ne ya diye. <laughs> Osman üzülme. Bir gün sen de arkadaş yaparsın umarım. Emre Bey. Yani Nick bu. Futbolu futbol yapan en önemli kural yenilik nedir? Bana göre offside. Ee, şöyle yani offside bir yenilik değil tabii ki. Ama tabii en önemli kurallardan biri ve futbolu futbol yapan. Yeniliklerden ise bence geri pas kuralı. Tam olacak. Ee, 90'ların başında futbolu hmm. tamamen değiştiren hem bence olumlu yönde değişti. O niye o kadar sene devam etmiş ya? Etmişti. <laughs> Şaka mı abi? Ben hatırlıyorum geri pasın elle tutulduğu dönemi de yaşım dolayısıyla. Bir de şey. Hayal meyal olsa. Bence, oyuncular bence oyuncuların. Pıt diye veriyordun kaleci alıyordun. Bence oyuncuların ahlaksızlaşmaya başlamasıyla paralel gelişmiş bu kural. <laughs> Değil mi? Yani Eskiden daha beyefendi oynuyor ya futbol i̇şte 50'lerde 60'larda. Sonra sonra şeye dönüyor abi hani maçı kazanmak falan çok önemli hale geliyor ya. Hop geri ver. Modern futbolda Tutsun o şu an düşünsene oldu. Yağız Can Ağırbaş, Team Erman, normal hayatta ber beraber vakit geçiriyor musunuz? Yoksa programdan bir araya geliyorsunuz? Yani programda bile vakit geçirmek istemiyoruz aslında ama <laughs> Aynen. maalesef Oğuzhan kapılar. Çok önemli bir kontrat koydu önümüze. Probably bu kontratı ya o sanal ama şey ya şöyle e, şu an <laughs> celebrity problems ha. Celebrity problems. Kardeşim. <laughs> şu an hayat normal seyrinde olsa muhtemelen daha fazla görüşürüz dışarıda ya Yani görüşürüz. çok şey hatırlıyorum hani oturup bir şeyler içmiştik. Oturup şeyimizi... içerdik, ederdik. Emre Eren 3. kez üst üste. Three times in a row Emre Eren programımızda. Ben yine bir üstümü başımı düzelteyim. <laughs> CEO'muz. Aynı zamanda kendisi beni şeyden de buldu. Instagram'dan dM atmış. Abi bir baktım Emre Eren diye. 14-15 yaşında bir kardeşimiz kendisi. Esport'un sahibi şey çocuk. değil. değil. sporun CEO'su değil. O yüzden biraz daha large şu anda okuyorum evet. soruyu. <laughs> Sorum entelektüel birikimine eşdeğer maddi birikimi olsa Florida'da villaya sahip olacak iki önemli değere. Çok anladınız herhalde. Evrim geçirdi artık bu ee, şey. Yani süreç. kültürü evet, kadar evet, parası abi. olsa Florida'da villaları diyor. Ondan anlat Cümle biraz sıkıntılıydı o yüzden ben şey yaptım. Tarih sahnesinde yaşanan büyük, büyük olaylardan birinde başrol olma hakkınız olsa hangisini seçerdiniz? Telefonu icat etmek gibi, Fransız ihtilalini başlatmak gibi. Ben ateşi bulmak isterdim ya. Bir de nasıl bulundu acaba? Merak ediyorum. Neyi sürttü, neye ne yaptı, ne etti? Ateş sürtünmeyle bulunuyor ama öyle adam elini alıp sopaları sürtmüyor sanırım. Sürtünmenin keşfedilmesiyle bulunmuyor. İşte Yani sürtünmeyi nasıl keşfediyor acaba? Ya yine Nerede işte sürtüyordun? Çoktanır bırakmıştı bu belaltı işini. <laughs> Geri dönmüş. Verim içinde kötü bir haber oldu bu. Sen evet. de tekerleği bul. Ben neyi bulayım? Ben bana güzel bir şey var ya. Ben ateşi buldum. Sen de tekerleği bul. mu? Top bulunmuş önce. Hatırlat bana de bulsam. <laughs> İvaska, kim Hünkar mutlu. Ha, ee, kripto para ile ilk transfer kim olur? Mokoko mu? demiş. Mokoko bayağı şeyde Dortmund'da. <laughs> Kahveye giriyor arasın. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Yayındayız. Bana bir bana bir arkadaş ya bir çocuk e, Twitter'dan şey diye mesaj atmıştı Mokoko deyince aklıma geldi. Abi Bundesliga'da anlatıyorsun ara sıra. En büyük hayalim senin anlattığın bir maçta e, devre arasına kadar Mokoko'nun hat-trick yapması ve senin <laughs> reklama pası sabaha kadar Mokoko diye atmak. <laughs> <laughs> tam, tam, tam Böyle, tamam, böyle sen, bir tamam, mention tamam. aldım. 3 <laughs> numaralara geçiyoruz. 3 ee, numaralar. Benim 3 numaramda Javier Zanetti var. Benim de 3 numaramda Sergio Ramos var. Ya Zanetti benim zaten en sevdiğim oyuncu. Burada e, söylemeyi unutmuştuk. Sonraki programda tekzip ettik. Benim tarihini sabiki olarak yorumladığım bir oyuncu ama kariyerinin birçok maçında da orta sahanın ortasında da oynamıştır. E, bence inanılmaz bir kaptandı ki bugün anlattığımız kaptan figürlerinin dışında bir evet. yani şortunu dahi e, formasının üstüne çeken bir adamdı ama sakin, işinde gücünde, memur, müthiş bir profesyoneldi. Onun bence kaptanlığının büyük bir ruh taşıması e, onun o şey e, Ananı. Pardon devam et kardeşim. Benim bana diyorsun. Belim sana. açıldı bir anda. Ya o kadar etkili bir kaptan olarak gözükmesinin sebebi bence işini mükemmel yapmasıyla alakalıydı. Saydığımız bütün kaptanların dışında kalıyor bu sebeple. Hem çok seviyorum hem çok saygı duyuyorum. Ben de 3 numaramı Sergio Ramos'a açıklayacağım ama öncesinde bir şey dikkat çekmek istiyorum. Geçen hafta Cihat Akbel'in üstündeki mevzu olay yaratmıştı. Ben bu haftaki üstünü de çok beğendim. Bu ee, Yani Teşekkürler. gerçekten bu Pütukare şeklinde algıladığımız olay adeta öyle güzel oturmuş ki bu vücuda. Müthiş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Sen de bu hafta benim aksime siyah Gerçi ben yine koyuyum ama sen... Sen yine mi koyuyorsun? <laughs> koyuyum. Ee, sen full siyah giyinmişsin. Ben biraz karalar bağladım bu hafta. Tadım yok. Ee, biliyorsunuz doğum yaşandı. Ama yavaş yavaş yaşıyorum. 3 <laughs> numara. Sergio Ramos. Ya benim en sevdiğim şöyle... Ya... Hani şu demin söyledim ya bazı oyuncular var. İşte Volkan Demirel mesela onlardan biri. Yani Fenerbahçeliyseniz seversiniz ama Galatasaraylıysanız e, çok zor yani sevmeniz. Sergio Ramos da öyle bir adam. Yani Real Madrid ya da işte İspanya, İspanya milli takımından dolayı İspanyol olmayan bir insanın Sergio Ramos'u sevmesi çok kolay değil. Ee, gerçekten sahada kıl bir adam. Ee, yaptığı hareketler, tavırları zaman zaman haddini aşan. Bence son 5-6 senede Salah vakası haricinde çok sertlik olarak... O da bayağı bir vaka ama yani. O bu büyük vaka ama Salah vakası haricinde bence öyle çok inanılmaz yaralayıcı, sert bir hareketi yok. Ama kariyerinin başlarına daha fazlaydı. Sana çok şey bir soru soracağım. Böyle farazi bir soru ama hissettiğini cevapla. E, Real Madrid'in son 5 5 senede kaç şampiyonluğu var Şampiyonlar Ligi? Arka arkaya Şöyle, son 2 seneden önce 5 senede 4 vardı. Son 2 sene. Pardon, evet tamam onu soracaktım. 4 tane şampiyonluğu var. Evet, 4 CL aldılar 5 senede. Tamam. E, Ramos olmasaydı kaç tane şampiyonluk alırdı? Maksimum 1 olurdu. Değil mi? Maksimum Aynısını düşünüyorum. Olurdu. Hem direkt etkisi hem de o dolaylı yoldan bence az önce Ronaldo'dan daha az bir etkisi yok. Yani Kesinlikle. Müşterek bence. Ben o dönem Real Madrid'i çok yakında, hala yakından izliyorum. Zaman zaman anlatıyorum. E, o dönemde e, çok yakından izlediğim hatta birkaç kere anlattığım e, maçları vardı. Ramos'un olmadığı, yani çünkü şöyle. Hala öyle bu arada. Şu anda daha da öyle. Çünkü evet. artık da yok. Aynen. Şu anda tamamen benzeri. Ramos, Ramos oynamayınca yani yerine o kadar. Yani Ramos'un kalitesinde işte eder. Militao birkaç. Mil oyuncu daha var. Ramos'la alakalı iki durum var. Şimdi Ramos olmadığı zaman ya zaten dünyanın en iyi stoperlerinden biri olduğu için adamın kalitesinin aranması var ama bence kalitesinin aranmasından ziyade yani Ramos'un yerine Ramos kadar iyi ama süklüm füklüm bir stoper koysa da Real Madrid Real Madrid gibi olamıyor. Tamam. Çünkü Real Madrid'de mesela Cristiano Ronaldo'da bence Messi oranla sahada biraz daha Liderlik yapmaya çalışan bir adam ama o da çok lider vasıflı bir oyuncu değil. değil. Yani o da mesela Messi kadar bence sinmiyor. Biraz daha sağa sola çatan eden bir adam ama bence o da taşıyıcı bir kolon değil. O yüzden bir diyorum. Yani o dörtten. Çünkü Cristiano Ronaldo evet çok atıyordu, çok atıyordu. Bugün Real Madrid Cristiano Ronaldo'yu arıyor ama Ramos o takımda olmasaydı birçok kriz anında Bayern Münih eşleşmesi. Atletico bir... Madrid finali. Atletico Madrid finali. Zaten orada çıktı o maçı ya. direkt getirdi yani adam. İnanılmaz şey bir adam. Bunu kendisi de söylüyor. Mesela bir maçta hiç unutmuyorum. Real Madrid 15 dakikada 2 gol yedi. Bundan 3-4 sene önce Ronaldo takımda. Ramos gitti abi. Çok alakasız bir yerde Herifin tekine tak diye tekme attı. Evet. Sarı'yı gördü. Döndü. Bütün takıma şey yaptı. Bağırdı çağırdı. Oradan döndü Real Madrid. Yani bazen e, rakibi de manipüle ediyor. Rakip seyirciyi de manipüle ediyor. Kendi arkadaşlarını da Maniple hareketlendirmek diyor. için orada bir sert, sertlikle, mertlikle yani o ruhu, evet. o şeyi mesela hep bunu diyorum. Çok büyük futbolcu Ramos. O yüzden severim. 3 numaram. İki yani, numaralara geldik Cihat'ım. Tamam. Burada birini söyleyeceğim ve üstüne çok konuşmayacağım. Çünkü çok şey... İzin verilmiyor çünkü. <laughs> İzin verilmiyor değil. <laughs> Malumun ilanı olacak biraz. Francesco Totti. Sende kim var? Bende de bir başka İtalyan. Paolo Maldini. Ya Totti'nin üstüne gerçekten çok bir şey söylemeyeceğim. Çünkü hani zaten bir kulüp oyuncusu ve kariyerinin çok uzun bir bölümünü çok yüksek seviyede geçirdi futbolculuk kalitesi olarak form kalitesi olarak. Ve yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sezon arka arkaya Real Madrid istedi. Kesinlikle zaman zaman gitmeyi kafasına koysa da taraftar Totti'yi bırakmadı. Gerçekten ölüm tehditleri ne varacak kadar orada patolojik bir hastalıklı bir durum vardı Totti'ye karşı. Roma futbol tarihinin, Roma şehrinin şeyden sonra kimdi o Roma'yı yakan? Neron. Neron'dan sonra en büyük Kenan Doğulu. En, <laughs> en büyük en büyük figürlerinden birisidir ve kariyerinin sonlarında da bir Lazio derbisinde attığı gol, bir de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol vardı. Çok yaşlanmıştı. Enteresan bir fiziği falan vardı ama o top ayağına geldiği zaman hala heyecanlanıyorduk. Totti'yi buraya almamak çok ayıp olur. Ceyhat'a şunu ekleyeyim. Birçokları hatırlıyorlar. Çünkü çok olmadı futbolu bırakalı. Çok eski bir figür değil ama son maçından sonra bir saat saha kenarında Roma'da olimpiyat stadyumunda seyircilerle ağlaya ağlaya evet. bir bütünleşmesi i̇nanılmaz var. İnanılmaz ya. Ben de ağladım ya. Bak ben ne Roma'yı inanılmaz severim. Ne bir Francesco Totti hayranı. Yani Totti'yi severim. Adama karşı bir şeyim yok ama hani böyle özel bir sempatim de yok. yok. Yemin ediyorum tüylerim diken diken ki hala yani hatırladıkça. Şöyle Çocuklarıyla onu, eşiyle. Onu YouTube'da izleyin abi. Ben de arada sırada açıp bakıyorum. Yani bir saat boyunca kıpkırmızı gözler. Yani nasıl bir ihtiras ve nasıl bir aşk, aşk. bir adamın, bir şehrin bir adama ve bir adamın bir şehre. Ve yani Cihat'ın söylediği şu şey çok önemli. Bu adam Barcelona'da oynamıyor. Bu yani Roma tamam kötü bir kulüp değil. Ama dünyanın en büyük kulüplerinden biri ya da Serie A'da her sene şampiyonluğu oynayan bir takımda değil. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak o dönem Barcelona'ya da gider, Manu'ya da gider. Dediği gibi Real Madrid herkes aldığı dönem. Ronaldo'ları, Beckham'ları... İşte Oven'ları üst üste koyduğu dönemde 5 sene üst üste kapısını çalıyor, gitmiyor. Oradaki aidiyet, oradaki aşk ne kadar büyük. Zaten o son maçtaki ailesiyle bir saatlik turu e, onu anlatıyor. Böyle tamamlayım Cihat'ı. Benim Paolo Maldini çok benzer hikayeler. Yani Maldini de bir kulübün e, bayrak adamı. O da bir İtalyan. E, tabii Maldini'nin şöyle bir farklılığı var. E, Maldini Franco Baresi gibi aslında bu listeye çok rahat girebilecek. Ben Düşündüm de düşünmedim değil ama ben de Baresi'yi çok fazla seyretmedim. Maldini'nin dönemine daha şey olduğum için almadım. Franco Baresi için neredeyse Maldini'den bile daha büyük bir figür denir. Ben dediğim gibi kaptanlığını ya da futbolunu çok az seyredebildim. Ama onun da mentörü zaten. Yani Franco Baresi ile Maldini yan yana oynuyor. Franco Baresi 1992 civarı ya da biraz daha sonrasında bıraktığında o bayrağı zaten Maldini alıyor ve Milan'ın en başarılı dönemlerinde e, bayrak adam e, İtalya futbolu içinde, İtalya milli takımı içinde çok özel bir lider. Ya zaten şey hani Baresi ya da işte Lothar Matthäus gibi isimler de var bu listeye alınabilecek. Ama biz hep şey yapıyoruz ya izleyebildiklerimizden gittiğimiz için böyle bir şey yaptık. Yoksa hakikaten hani Matthäus'u falan Baresi falan almamız gerekiyor. E, Maldini'ye ben ekleme yapmayacağım. Maldini zaten hani 4-5 programda <laughs> ayrı başlıklar altında konuştuk. Efsane yani, minan kadrolarında. Evet burada olması çok doğal. Ee, Geldik bir, bir numaralara. Aynı adam. Evet bir de aynı adam var. Ee, ve hani burada izleyenlerin aklına mutlaka o isim gelmiştir ya da gelecektir. Söylediğimizde de ha diyecektir. Ee, sen söyle abi. İrlandalı kaptanı Sir Alex Ferguson'ın efsane Manchester United'ının Roy Keane. Roy Keane. Abi ben gireyim sonra sen devam et. Sonra belki biraz üstüne tartışırız ve ee, listeyi bitiririz. Şimdi Roy Keane'i anlatırken biraz böyle farklı bir yoldan gitmek istiyorum. Roykin'i anlamak gibi bir yoldan gitmek istiyorum. Haaland'ın ee, babasıyla mı başlayacağım? Yok oraya da geleceğim ama sonra senden şey bekliyorum. Şimdi Roykin İrlandalı bir işte işçi sınıfından ya da şöyle söyleyeyim çok fakirlik yaşayan bir ailenin çocuğu. Ve Margaret Thatcher, Birleşik Krallığı'nın İrlanda'nın üstünde bir kabus gibi durduğu zamanlarda dünyaya gelen bir çocuk ya da o zihniyetin ve adada işçi mücadelesinin arttığı yıllar o ortamın içinde büyüyen bir çocuk. Bu e, onun karakterine o kadar yansıyor ki e, zaten hani Roy Keane'in nasıl bir insan olduğu ya da ne şekilde bir yerde durduğu o doğduğu, İrlanda'da doğduğu Ramblers galiba öyle bir yer. E, orada büyüdüğü çocukluğu, ailesinin sıkıntıları, babasının durumuyla çok yıllar boyu hala bile şu an yorumcu davranışlarında gözlemleyebildiğimiz bir şey. Yani e, Royki'nin varlığı, kendi varlığı, bütün hani kariyeri boyunca bütün varlığı e, o Birleşik Krallığın o şeyine is isyan gibi aslında. Şimdi İngiltere'de o, onun hikayesinde de aslında şey var. O büyük futbolcuların hep hikayesi vardır ya. Senden topçu olmaz, bundan futbolcu olmaz, bu çok cılız gibi. 12-13 yaşlarında hep bu muameleyi görüyor ve yıllar boyu çalışmakla e, futbol oynamak arasında gidip geliyor. Ve bu çok çocukluk. Yani hiçbirimizin çalışmadığı yaşlardan bahsediyorum ve 14 yaşında Cobra altyapısına giriyor falan filan derken orada oynamaya başlıyor bir sene İrlanda liginde oynuyor sonra bunu İngiltere'den gelen scoutlar ya da işte o zaman ne derler işte o zaman oyuncu avcısı evet, daha böyle şey biraz daha mafya mafyavari bir durum ya ya da daha böyle şey enteresan ee, görüyorlar ve Brian Clough'a Nottingham Forest'ın işte efsane menajeri, İngiltere tarihinin en büyük menajerlerinden biri. Brian Clough'a gidiyorlar. Brian Clough beğeniyor Roy Keane'i ve Nottingham Forest'ı alıyor. Ve orada geçirdiği 2-3 sezonun ardından çok böyle öne çıkan bir oyuncu haline geliyor. Ki Nottingham Forest'ta yaşadığı bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Hmm. Roy Keane'in nasıl bir oyuncu olduğunu alakalı bir şey bu da. Bir FA Cup maçında Palace'a karşı sanırım gol yediriyor pas Ve soyunma odasında Brian Clough bu içeri girermez yumruğu atıyor suratına. İnanılmaz bir sert bir yumruk yani. Yerden kalkıyor hiçbir şey demeden oturuyor oraya. Yani öyle bir herif ki hani gerçekten şeye de çok, hikayeye de çok saygılı tamam mı? Yani o hareket uzun günler tartışılıyor bu arada İ İngiltere'de. Roy Keane gayet okey bir şekilde yani o yumruğu hak ettiğini düşünüyor çünkü. E sonra işte Roy Keane nasıl aslında şey değişimi daha doğrusu hayatındaki o kırılma anı. Ken Dalgish o zamanın Blackburn Rovers'ın teknik direktörü onu Blackburn'a getirmek istiyor ve Roy Keane'le anlaşıyor. Fakat son transferin son dakikalarında şunu fark ediyor. Evraklarda problem var. Yani evraklar o zaman şimdiki gibi dijital ortamda da olmadığı için bir yerden bir yere götürmen lazım ve şey diyor, biz bu transferi yapamayacağız. Bunu şey duyuyor Alex Ferguson. Roy Keane'i arıyor. Diyor ki biz seni diyor bizim takımımızda oynamak ister misin diyor. O da diyor ki neden olmasın diyor. Ki o zamanın parasıyla 3.75 milyon pound'a İngiltere transfer rekorudur. Manchester United'a geliyor ve sonrasında yaşadıkları hepimizin malumu. Geçen programda da bahsettiğimiz birkaç şeyi vardı, olayı vardı. Mick McCarthy ile İrlanda 2002 Dünya Kupası'ndan önce tartışıyor. Antrenman tesis. Ya bu adam Mick McCarthy'den nefret ediyor ve bunu hiçbir zaman saklamıyor. En sonunda suratına bayağı sen dünyanın en boktan adamısın falan diyor. Senin şu an takımda oynuyor olmamın tek sebebi İrlanda milli takımının başında olman diyor. Başka hiçbir sebebi yok diyor ve oraya da çekiyor. Sonunda da bir e, Haaland e, olayı var. Biraz ondan da bahsedeyim. Şu anki e, Haaland'ın babası... Alf Inge Haaland. Alf Inge Haaland o zaman e, e, Leeds United'da oynuyor ki İngiltere futbolunu bilenler bile Leeds United ile Manchester United Ezeli rakiptir ve birbirinden nefret ederler. Şimdi onu çok böyle sıcak görmesek de tarihte böyledir. E, 97'de bir maça çıkıyorlar ve e, maçtan bir gün önce Roy Keane bir gece kulübünde çok içiyor. Bunu da yıllar sonra anlatıyor bu arada. E, ve maça gerçekten şeyli çıkıyor. O geceden kalma halde çıkıyor. Ve sahanın içinde Halanda gıcık oluyor tamam mı? Ee, ve içinden bu, 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 kendi otobiyografisinde yazanı anlatıyorum şu an. şu an Diyor ki e, ben buna bir şey yapacağım bu maç. Yani buna bir gıcıklık yapacağım falan. Diyor ki aklımdan şey geçti. Çelme takmak. Onu yere düşürmek. Sarı kart yemek umurumda değil. Ona bir zarar vermek istiyorum falan derken. Çelme takmaya çalışırken kendi çapraz bağını koparıyor. Tamam mı? O girdikleri mücadelede. Ve yere düşüyor. Halal'd ve Whitefield sanırım diğer oyuncunun ismi. Başına gelip onun fotoğrafları vardır. Böyle yani şey yapıyorlar. Bizimi kandırıyorsun. Hiçbir şey olmadı. Sakatlanmadın sen. Yalan mı atıyorsun diyeyim. Birkaç tane iki laf edip gidiyorlar başından. Roykin oyundan çıkıyor. Bir sene yaklaşık bir sene doğru düzgün futbol oynayamıyor. 97'deki maçın üstünden 4 sene geçiyor ee, ve Roykin halal. Çok kez karşı karşıya geliyor. fakat Roykin 2001'e geldiğimiz zaman kendi deyimiyle şöyle bir şey diyor maçın içinde. Şey maçtan önce. Ben bugün bu adama zarar vereceğim. Gerçekten sıkıntı çıkaracağım diyor ve YouTube'da açıp izlerseniz, e, korkunç, korkunç bir gibi. dozajı kaçıran kendisi de bunu kabul ediyor. Fakat hiçbir zaman da pişman olmadığını da söylüyor. E, bir e, müdahale yapıyor ve Haaland'ı sakatlıyor. Haaland'ı sakatlıktan sonra başına gidiyor. O çok ikonik bir fotoğrafı vardır. Arkada gösterebiliriz. Başına gidiyor ve şey diyor. Bundan sonra diyor sakatlanan kimseyle bir daha dalga geçme diyor. O Vital'de de söyle Ona da bir sürprizim vardı ya. O gün onda dalga geçenler ya böyle bir psikopat ve Şöyle bir şey var. Haaland olayını da bir netleştirip kapatayım. Şimdi iki türlü bilinir o olay. Birincisi şeydir. Haaland'ın kariyerinin o maçla bittiğidir. Fakat bu biraz Haaland'ın şeyi değil mi? Bitmiyor ee, abi. Bitmiyor. Bir buçuk sene sonra falan bayağı 20 ee, maçlık falan sezon var ya. Kendisi hep şöyle diyor. O, o günden sonra hiçbir zaman 90 dakika oynayamadım. Bunun tesadüf olması normal değil. Ki Haaland'ın o maçtan sonra 68 dakikalık bir maçı var. O maçtan sonra Yazın da ameliyat oluyor. Fakat diğer dizinden. Yani orada şey var. Haaland'ın... E, olayı biraz kullanması mı? Kullanması var. Bunun sebebi de şu abi çok pardon. E, i̇ki tane otobiyografisi var Keane'in. Birincisinde şey diyor. Pişman olmayı bırak çok mutluyum diyor onu hareket yaptığım için. E, çünkü diyor Haaland iğrenç bir insandı falan diyor. E, ve o, o, deyince de Haaland'a hemen söz hakkı doğuyor. Haaland da o hikayeyi kendine çevirmeye çalışıyor. İkinci biyografisinde otobiyografisi şey diyor. Korkunç bir herifti. İğrenç bir adam falan diye devam ediyor yani. Adamda hiçbir şekilde bir şey alma yok. E, ki Haaland'ın bu baba, babasının meşhur yıllarında da Haaland dünyaya geliyor bildiği üzere. Olaydan ee, bir sene önce geliyor. E, sakatlandıktan sonra herhalde çocuğa daha çok ilgi gösterince... Belli e, oluyor. Ama hırs yapmış olabilir. Bol bol aptamil yedirerek... Ne? Yedirenek... <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok abi şey var. E, kimdi ya? Bir tane antrenör şey demiş bu haland için. Yani dünyanın en uyuşuk oyuncusu falan. Hani böyle zaten şey bir adam. Hırslı falan bir adam da değil iyi oldu mu demişti. Ee, yok yok hani şey <laughs> değilmiş hani öyle senin bahsettiğin tipte yani evet, <laughs> karşısına... şimdiki için alandı için diyor Öyle mi? Şimdiki Haaland evet. mesela bir maçını Yok be hiç öyle. Giden... Yok be evde oyun oynayan bir çocuk bu ya. Haaland önce Cebeli Tarık'a gol atsınlar. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> ne attı mı? Atamadı. Attı da ben mi görmedim? hareketli farka üç maçta gol bu orada. Son cümlemi söyleyeceğim. Sonra Erman abi atacağım biraz gevezelik ettim abi. Kusura bakma. Şimdi Manchester'da yaşadıklarından pek bahsetmedim ben. Keane'in nasıl bir adam olduğuyla alakalı konuşmaya çalıştım. Ee, ki hani e, Keane şunu söylüyor. Kinci bir adam kendisi. Evet, Onu Mağlath vakasında evet. görüyoruz. E, Roy Keane şunu diyor. Ben futbol oynamayı Brian Clough'tan öğrendim. E, Brian Clough buna şey diyormuş. Yani şimdi Roy Keane bir adamın gençlik halini hatırlarsak, bu çok daha olmamış bir tiptir şey anlamıyla, öfkesi vesaire. Yanındaki kırmızılıya pas at ve geri kaç diyormuş. Yani çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. O diyor ki, o basit oyunu mu? Nigel şeyde, Brian Clough'tan öğrendim diyor. Alex Ferguson da şey için Roy Keane için şey diyor. Yani onun benim takımımda olması benim için bir gurur kaynağı diyor. Yani böyle bir adamın sahada olması beni sürekli her gece yattığımda bile mutlu eden, gururlandıran bir şey diyor. Bu çok büyük bir şey yani bunu böyle bir şey duymak. E, o sebeple e, buraya çok hak, buraya çok hak ettiğini düşünüyorum birinci sırayı. Ben de çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü zaten e, yani Cihat e, çok çok güzel özetledi. Sadece Sir Alex Ferguson'ın un Manchester United'daki en başarılı sezonunda kaptanı 99 sezonunun meşhur işte Bayern Münih'i yendikleri ve Şampiyonlar Ligi'ni aldıkları o son dakika maçı, FA Cup, Premier Lig şampiyonluğu, onun dışında 4 Premier Lig şampiyonluğu tadıyor sanıyorum United'la beraber. Çok zor e, bir ligde, çok güçlü bir Arsenal'ın da olduğu bir dönemde. Alex Ferguson'un o mükemmelleştirdiği takımın lideri, o takımın parçası ve Deminciyat'ın da söylediği birçok özelliğinden dolayı ve Ferguson'ın da ifade edişi zaten belli. Roy Keane'e verdiği değer. E, o takımı gerçekten bir arada tutan, sağlam tutan e, oyunculardan biri. E, Haaland olayı çok meşhur zaten. Patrick Vieira ile de çok fazla e, çekişmeleri var. Çünkü Wenger-Ferguson çekişmesi, Arsenal-United çekişmesi, e, Roy Keane ile de birinin çekişmesi olması gerekiyor çünkü o dönem 5-6 sene bu iki takımın gerçekten tepede çok güçlü oldukları dönem. Sağdaki adam Patrick Vieira, Arsenal'da da aynı Roy Keanevari işleri yapan, hem pis işleri yapan sağda, hem hırs, liderlik, gerek gerektiğinde kora gerektiğinde sertlik hepsini yapan adam Vieira ve şeyden de hiç çekinmeyen bir oyuncu. İşte ağız dalaşından, işte kavgadan, işte itişten, kakıştan çok maçları var. Bir tanesinde hatta ee, yanlış hatırlamıyorsam e, Roy King kırmızı görmüştü. E, ama 3-4 tane maçı var. Bunların birbirine girdiği işte Hakem'in insanların, oyuncuların araya girdiği. E, Arsenal Manchester United maçlarını çok heyecanlı kılıyordu. E, Roy King'in e, o ile olan çekişmeleri. Ve e, benim de gördüğüm en pis oyunculardan biriydi. Ama işte o biraz tırnak içinde pis. E, Haaland'a yaptığı şey bence ne kadar pişman değilim dese de çok kabul edilebilir sınırlar içerisinde değil. Değil. E, çünkü gerçekten e, ben de Cihat'a katılıyorum. E, Haaland'ın ondan sonra futbol hayatı tam olarak bitmiyor ama hiçbir zamanda çok e, verimli devam etmemesinin ve kısa bir süre sonra sonlanmasının bir etkisi olabilir. Olmasa bile. Olmasa bile e, aynı işi yapan ve aynı meslekten evine işte çoluğuna çocuğuna para götüren iki adamın iki adamdan birinin diğerine bu kadar kasıtlı ve öldürücü bir müdahale yapmasını ben kabul edemiyorum. Çok sinirlenmiş olabilirsiniz. Karşınızdaki adam hakikaten beş para etmez bir adam olabilir. Size çok çirkin bir davranışla evet. sergileyebilir. Ee, orada biraz sadece Roy Keane'den ayrıldığım bir nokta var. Ama inanılmaz sert bir oyuncuydu. Mesela hani Ramos dedik ya ya da işte yeni nesiller Pepe'yi mesela çok sert ve çirkef bir oyuncu olarak bilir. Ya Pepe, Ergün Pembe, Keane'in yanında. Tabii. Yani Pepe tamam bazı 3-5 tane çok hani YouTube'da falan evet. sürekli dönen hareketi falan var Bu, ama ben Pepe'nin tüm kariyerini abi. izledim. Pepe'nin tüm kariyerini izledim. Pepe 50 maçta 1-2 kere çirkefleşir ya da her inanılmaz ya yani. Gerçekten Royke, Pepe, Ergün Pembe kalır. Mesela Keane ayağında bir oyuncu... Düşünürsek şey söyleyebilirim, Joy Bartını söyleyebilirim mesela. <laughs> Aynen. İşte Felipe Melo'yu söyleyebilirim. Ee, her maç sürekli kavga etmekten bahsediyorum. Kantona, ee, Kantona olabilir evet. Ama işte Roykin e, bunların yanında da çok acayip bir oyuncuydu ve çok, kaptanlık çok figürü ve e... böyle. Kapatalım. Şu anda da Roy başkanı. Mesela. Bir takım çalıştırın Yani o. E... <laughs> Bir İrlanda milli takım yardımcılığı falan yaptı. Evet, Bitti, geldi. Yaptı. Yani tabi zor. Şu an yorumcu galiba. Yorumcu. Ee, tabi zor o tarz bir figürle falan çalışmak. Ama hani final... Ben de yorumcuyum. Roykin de yorumcu. Ee, Aynı meslekte buluştuk. Finali güzel yaptık bence. Bence de çok güzel. Hemen bir tavşan sayı Ve bitirelim programı. Çünkü bana karşıdan uyarı geliyor. Az sonra kapatacaklarmış ofisi. Yine bu arada çok... <laughs> Çok e, uzun bir bölüm oldu bu da. Doyuruyor. Geçen evet, sefer gibi ama Doyurucu. uzunluktan şikayet eden kimseyi görmedim. Can, Çetin Can. Çetin Can Demir. Soru Meriki Duyayne. Herhangi bir ikonik anı herkesin bir şarkıyla yaşamasını sağlayabilme şansınız olsaydı hangi anı hangi şarkıyla bağlaştırırdınız? Sayın Medya Devi lütfen Zidan hariç. Yani diyor ki Zidan kafa atıyor ya. Hı. Oraya arka kafana bir şarkı koyayım diyor mesela. Arkadan hiç şarkı çalar. Evet arkadan hiç Bak yine acıyor sol yanım. Ama o hariç diyor. O hangi? Tam hangi şey? Roberto Baggio'nun <laughs> Kaçan penaltı bu. Penaltıyı kaçırış anında arkaya azel birbir bir koyalım. Başaramadı. <laughs> Erdem, <laughs> Erdem Ayta. Başa. Tim Scott McTominay. Scott McTominay. Ee, sorum her iki kelimelerin kifayet... pardon ya bu. Sorum her iki kelimelerin kifayetsiz kaldığı adama. Teşekkür ederim. Okul edin. hayatınızda en çok zorlandığınız ders neydi? Bir de en düşük aldığınız sınav kaçtı. Ben üniversitede şeyde rezildim bu olasılık olasılık istatistik istatistik yani. Ha o aynı. Ya benim lisede geometride çok sıkıntı yaşıyordum. İkinci sınıf dersiydi dörtte verdim ben istatistik. bölüm neydi senin? Neydi? Çevre koruma çalışma ekonomisi. Ha Çeko. Burak Aydın. Evet. Team Akvel. Sorum dünya futbolunun Femi Müslin arşivliklerine. Bu da çok garip bir şey var. Hiç futbol izlemeyen ve futbolcuları tanımayan insanların olduğu bir barda wingmeniniz wing olması için Efsane olmayan efsane Milan kadrosundan hangi oyuncu yanınızda isterdiniz? Hı. Efsane olmayan efsane Milan kadrosundan ben Kaka'yı çok seviyorum ama Kaka da barda marda takılacak Takızı adam değil. Bu. Çok e, mütevazi bir kardeşimiz. Lindar. O yüzden o takımdan e, Gattuso'yla da kesin mevzu çıkar. O da çekilmez çıkar. ya. Ee, o da Sidorf, o da hiç çekilmez muz. Pillo'yu alayım be. E, Futbol teknikleri. Evcenko te soğuk adam Ukraynalı. Zedorf'u alçık ya. Sidorff'u alabilirim. Ömer Osman Yılmaz, Tim Erman, sorum YouTube'u ile kasıp kavuran bu iki İstanbul beyefendisine. Herhangi bir futbolcunun, oğlum bu sorular sürekli geliyor lan. Saç stili ve fiziksel özelliğini alma şansınız olsa ne olurdu? Sanki bu soruyu biz her hafta cevaplıyoruz gibi geliyor bana ama. Örneğin Beckham'ın saçı, Adama Traore'nin fiziği. Ben Drogba'nın bazı fiziksel özelliklerini almıştım. <laughs> <Ulan, gülüyor> yani, abicim ne yapıyorsunuz siz ya? Abi lütfen yani niye ondan sonra Erman Yaşar tamam, şöyle tamam. oldu be? Ulan yürü. Koslu moslu, koflu moslu. Serdar Berkkaya. Sorum her iki Perver beyefendiye. What the fuck? Hayatlarının sonuna kadar sadece tek bir şehrin yöresel yemeklerini yiyecek olsalardı bu hangi şehir? Ayintap. Kesinlikle Antep ya. Buna başka bir şey söyleyen adam kafayı yemiştir. Tom Hagen. Sorum gözlerinden... Tom Hagen yine şeyin e, avukatı. Babanın. Tom Hagen. Sorum gözlerinden ateş çıkan kırmızı kaya kartallarına. <laughs> bu ne oğlum? Dal kalkar, kartal kalkar, kalkar, karkar dal fal fal. Harry Potter ismi gibi. Kültleşmiş 11'leri ve bu 11'lerin hocalarını düşünün. Evet. Düşündüm. Hangisinin hocası olmasaydı da olurdu? Efsane mi? <laughs> <laughs> o olmaz abi. Ya kupalar çok hocalarla alakalı ya. Abi canım manyaksın. Ee, Mümkün değil. Ama bir tane ben örnek buluruz bence. Bence çok kolay ilan. Ya yani illa bir cevap vereceksek ben kendi ajandamı açıyorum hemen. Ve Bayern ve Guardiola şampiyonluklarını koyuyorum. <laughs> Ama o, abi o iyi, çok iyi, iyi, iyi. tamam ama bak o şey değil. Yani o mesela Bayern değil, değil. Soru, Soru Diyolası, Soruyla uyuşmuyor. E, kültleşmiş bir 11 ve evet, e, evet. şey değil. İşte ben kendim, mesela Barcelona öyle? O, şu anki sitesi de öyle. Bayern Münih zaten tırt dönemi. Arkadaşım. <laughs> kendi ajandamı açtım. Ne Güzel açtım. Kendi... kendi... Programı bitiriyorum ama öncelikle Mustafa Çeli'yi oku. Merhabalar sorum şu. Bir Dream Türkiye Süper Ligi oluşturma imkanınız olsaydı hangi takımları alırdınız? Örneğin Kocaeli Spor, Adana Demirspor Spor, VS. Ha yukarı yukarı mı çeksek? Ya 18'i sen oluşturuyorsun sen gel sen gel diyeceksin. Eskişehir. Evet. İşte Eskişehir, Spor, Örnek. Kocaeli, Sakarya. Ya 4 büyükleri aldık zaten. Aynen. Karaya kaldı 14 takım Eskişehir'i aldınız. Ya hepsini saymayalım şimdi. Niye 21 takım var ligde? Hepsini saymayalım ama. Zonguldak, Kömür. Zonguldak, Kömür girmez. Vakti zamanında oynamış birincilikte ama. Samsun'u alırım kesin. Samsun. Başka... Altay girer. Altay. Düşünelim hemen Adana, Adana Demir Adana Demir Adana Demir de girer Adana da Adana Spor da girer İyidir onlar Adana Spor var mı başka Eskişehir Eskişehir Bursa aynen Bursa onu hiç saymadım burada Bursa Üniversitesi'nde okudun ya. <laughs> ne yapıyorsunuz Bursa sen? başka Diyarbakır tam bir kulüp şimdi onlar Seni Diyarbakır falan. gibi düşünüyorum Seni Diyarbakır gibi, Van, gibi düşünüyorum Van Spor. Van Spor girmez Rıdvan oraya çalıştırmıştı çalıştırdı kadar bu Sergen falan transferi. Hasretinden prangalar eskittim. Diyarbakır Spor olur. Ahmet ya da işte Diyarbakır Kulübü. Ee, başka da yok ya herhalde. Aklıma gelmiyor yani. Olsa gelirdi herhalde. Karanlık gecelerde evet. kendimden geçtim. Karanlık gecelerde kendimden geçtim. Saçlarına kan gülleri takayım. Saçlarına kan gülleri. Takayım.